Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bütün sözler, bütün felsefi bilgiler Kur'an'ın gölgesinde kalacak kadar Kur'an-ı Kerim ayetleri ulvi bir değer taşır. Kur'an ayetlerinin karşısında bütün sözler, bütün felsefi bilgiler, bütün şiirler yok hükmündedir. Kur'an ayetlerindeki emr-ü ferman okununca diğer sözlere asla itibar edilmez. Zaten Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hadisi şerifleri ve yaşam tarzı da Kur'an'ın aydınlığında idi. Onun hadislerinde asla Kur'an'a ters olan bir söz göremezsiniz. Yüce Rabbimiz Zuhruf suresi 43-44. ayeti cellede şöyle buyuruyorlar. Bakınız, Bismillahirrahmanirrahim. Fastemsik billezi uhiye ileyk. Ey Muhammed, sana vahyolunan Kur'an'a yapış. Sana vahyolunan Kur'an ayetlerine yapış. Sakın ayrılma. Allah Teala Hazretleri insanlıkla beraber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı da zaten Kur'an'a davet etmiş, Kur'an ayetlerine uymaya çağırmış ve Peygamber Efendimiz Kur'an ayetleri ile bütün yaşamıştı. Buyuruyor ki, فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اُوْحِيَ اِلَيْكِ. Ey Muhammed, sana vahyolunan Kur'an'a sarıl. Kur'an'dan başka hiçbir sözü, hiçbir felsefi bilgiyi kabul etme, kendin de Kur'an adına başka bir şekilde hareket etme buyuruyor kardeşlerim. İnneke alâ sıratın müstakim. Ey Muhammed, sen Kur'an'la bütün yaşadığın müddetçe sen doğru yoldasın. Kur'an'a uyduğun için doğru yoldasın. Kardeşlerim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam elbette ki kendisinden bir şey uydurmaz, bir şey söylemez. Ancak nasıl ki Peygamber Efendimiz zamanında fitne, fücur var idiyse, ondan sonra da bir takım art niyetli Yahudi bilginleri Kur'an'ı ifsad etmek için, Kur'an'ı yok saymak ve refüze etmek için bir takım sözler uydurdular ve bunların birçoğunu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a aitmiş gibi göstermeyi başardılar. Ancak dikkat ediniz, Kur'an konuşunca herkes susar. Rabbimiz ne buyuruyor? Ey Muhammed, sana vahyedilen ayetlerimize uy, Kur'an ayetlerine uy. Kur'an ayetlerine yapıştığın müddetçe, onlarla bütün yaşadığın müddetçe sen sırat-ı müstakim üzeresin. İslam itikadı üzeresin, doğru yoldasın buyuruyor kardeşlerim. Ve innehu lezikrun leke ve kavmik. Muhakkak ki o Kur'an senin için ve kavmin için öğüttür, nesihattır ve sizi hak yola götürücü Allah'ın tembihatlarıdır. Kardeşlerim, Kur'an'a uymak ne demek? Kur'an'ın bütünündeki insani hayatı ilahi değerlerde yaşamak demektir. Kur'an'ın yalnız ibadet bölümünü öne çıkarıp insani sosyal bölümü arkada bırakmak Kur'an'a uymak değildir. Kur'an'a uymak, nasıl ki ekimiz salah, namaz kılınız emrine uyuyorsak, nasıl ki oruç tutunuz emrine uyuyorsak, nasıl ki hac ediniz emrine uyuyorsak, Kur'an'a uymak demek aynı zamanda ey müminler, düşmanlarınıza karşı güçlü savaş aletleri hazırlayın. Düşmanlarınızı korkutmak için, sizin gizli düşmanlarınız var.
Ve Allah'ın da düşmanları var. Allah'ın düşmanlarını ve sizin gizli düşmanlarınızı korkutmak için savaş aletleri hazırlayınız. Kardeşlerim, şimdi namaz ayetini öne çıkarıp da bunu ihmal etmek Kur'an'a uymak mıdır? Hayır. Şimdiye kadar anlatıcı olan din alimlerinizden hiç bu ayetleri duydunuz mu? Duyamazsınız. Hayır. Kardeşlerim, Kur'an'a uyunuz anlamını şu şekilde değerlendirmeliyiz. Ey mümin, nasıl ki Kur'an ayetlerindeki namazı, orucu, duayı, zikri, tesbihatı ciddiye alıp ve onlara değer veriyorsan, aynı zamanda Rabbinizin size tavsiyeti ve öğüdü olan savaş aletlerini, bilgi, bilim ve teknolojik verileri de siz kendi hayatınızla bütünleştirin. Kardeşlerim, bakınız, o kadar kör, o kadar amayız ki Kur'an'a karşı. Geçen çarşıda geziyorum. Japonya'dan veyahut da Güney Kore'den getirtilmiş süs bitkileri var. Naylon, bildiğimiz naylon ama bir sanat eseri. Harika sanat eseri. Onları insanlar kapış kapış alıyorlar. Dikkat ediniz, bizim ülkemiz çiçekler, güller ve cennet tanımıyla tanımlanacak güzel coğrafi bölgeler olan bir ülke. Ancak bizim alimlerimiz sanatın boş uğraşı olduğunu iddia etmişler. Bakınız, sanatın boş uğraşı olduğunu iddia etmişler ve insanları ve müminleri sanatsal gelişmeler adı altı gelişmeler adında nötrüze etmişler. Yani ne yapacaksın ya, çiçekte naylondan çiçek mi olur? Efendim, bunlar boş uğraşılardır. Git Allah'ı tesbih. Yahu kardeşim, Allah bize diyor ki ey kalender, ey müminler, yalnız Allah'ı tesbih etmek sizin için yeterli değildir. Siz bilim ve teknolojilerin zamanınızdaki değerlerinin üzerine çıkın diyor. Sen sanatı boş uğraşı diye ihmal edip insanların hayatından, müminlerin hayatından çıkarırsan, Japonlar, Koreliler ve daha uzak Asya ülkeleri basit naylonlardan basit bir şekilde sanatsal icralar yapar. Senin mümin insanlarına satarlar, onlar para kazanır. Sen burada hala uyuklarsın. Sen namazı, orucu, haccı, zekatı ve senin işine gelen bir takım ayetleri öne çıkarıp da Kur'an'dan bilim ve teknolojiyi yatsıyarak yok sayarsan, düşmana karşı savaşabilmek için savaş aletlerinin olması gerektiğinden bahsetmezsen, müminler zillette olur, kafirler yukarıda olur. Sen yine o müminleri kandırırsın. Senin hayatın hayattır ey din alimi. Niye? Senin için fark etmez. Çünkü sen servet sahibisin, her yerde yaşarsın. Senin vatan diye bir derdin de yok. Niye yok? Sen vatansızlığı savunuyorsun. Sen din adına vatansızlığı savunuyorsun. Kardeşlerim, bakınız, Rabbimiz tekrar ediyorum. Buyuruyorlar ki: "Ve innehu zikrul leke vel kavmik." Ey Muhammed, o Kur'an senin ve kavmin için ve müminler için öğüttür, nasihattır. Kur'an ayetlerinde peygamberlerin hayat hikayelerini çıkarsak, onlarda bizim için öğütler var. Kur'an'da bir takım tarihi mekanların efendim helaki olduğunu çıkarırsak, Kur'an 10 sayfa kalır. Namaz, oruç, hac, zekata ait bütün ayetleri toplasan 10 sayfa etmez. Sen Kur'an'ı 10 sayfalık bölüm ile alıyorsun, öyle anlatıyorsun. Ey din alimi, niçin? Ey müminler, Allah'ın düşmanlarıyla ve sizin düşmanlarınızla baş edebilmeniz için onların savaş aletlerinden daha güçlü savaş aletleri edininiz emrini unutturuyorsun.
Kardeşlerim, bakınız, ben daha önce demiştim ki İsrail Filistin'i bir anakondanın avını yok ettiği gibi nefes aldıra aldıra yutuyor. Evet, adam elin gavuru, elin Yahudisi yapay zekayı kullanarak bütün Müslümanların kalbine bir şüphe düşürdü. Acaba biz de telefonumuzla emniyette miyiz şüphesini düşürdü. Haklı Müslümanlar. Bu şekilde bizi geri koyan kimdir? Onun yakasından tutun, Müslüman tutun. Ey kalender, sen bize haccın faziletlerinden bahsettin. Ey kalender, sen bize zekattan, oruçtan, namazdan bahsettin ama sen bize bilimsel verilerin açığa çıkması hususunda mümin olması gerektiğini ve müminlerin bunu yapması gerektiğinden niçin bahsetmedin diye elbette ki bizim yakamızdan tutun. Kardeşlerim, ben tekrar uyarıyorum. İsrail devleti, Yahudiler Filistin'deki geçen yaptıkları o hareketi, o telefonları patlatma hareketlerini yapay zeka ile kullandılar. Bizim aklı evvel diyelim ve konuşurken komiklik yaparak konuşan, nasıl bir cinsiyet taşıdığını bilmediğimiz bir şekilde konuşan o insan hala yapay zeka ile alay ediyor. Sordum da şöyle dedi, böyle dedi. Hala, yani bakınız, biz yapay zeka ile savaş içinde olmamız gerekirken, yapay zeka hususunda bizim bilgi ve teknolojik verilerde üstün olmamız gerekirken ve yapay zeka kullanarak Yahudi devleti Filistinlileri evlerinde dahi vurmuşken ve diyor, demek istiyor ki ey Müslümanlar, bundan sonra evlerinizde de emniyette değilsiniz demişken, adam hala utanmadan, sakalından utanmadan, sarığından, cübbesinden, asasından utanmadan, onlardan utanmadan niye diyorum? Onlar dini simgeler değil, Arap simgesi. Yani kendini soktuğu o kabuktan utanmadan yapay zeka ile alay etmeye çalışıyor. Hiç bilmiyor ki yapay zeka dahi Allah'ın hikmet penceresinden insan aklını açtığı gizemli sırların insanlar tarafından açığa çıkarılmasıdır kardeşlerim. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ Ey Muhammed, sen, kavmin ve müminler, unutmayın ki sizler yalnız Kur'an'dan sual edileceksiniz. Yani Rabbim, ey kalender, niçin namaz kılmadın sualini soracağı gibi, ey kalender, niçin insani hayatı yok sayarak bilim ve teknolojide sen önde olman gerekirken kafirler senin önüne geçti. Allah'ın ayetlerinde bu var. Bunları biz niye bilmiyoruz? Anlatmadılar ki bilelim. Bu suali de Rabbimiz bize soracak. Namazdan, oruçtan, hacdan, zekattan Rabbimiz sual sorurken Kur'an ayetlerinde bize vahyedilen, bize anlatılan bütün ayetlerin hükmünden mes'ulüz kardeşlerim. Tekrar ediyorum. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ Elbette ki ey Muhammed, ey ümmet, Muhammed ümmeti, sizler yalnız Kur'an'dan suale çekileceksiniz. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz de Kur'an'dan suale çekileceğini bilirken bize ne oluyor? Ha, bizi şöyle kandırıyorlar. Efendim, gökten melekler inecek. Sonra efendim Abdülkadir Geylaniler, Bahattin Nakşibendiler, efendim Muhyiddin Arabiler savaş meydanındalar, korkmayın. Uyutuyorlar ey Müslüman, uyutuluyorsun. Kim tarafından uyutuluyorsun? Eteğini, ayaklarını öptüğün o insanlar, o kafirler tarafından uyutuluyorsun. Kim tarafından uyutuluyorsun? Onlar Mercedes'te gezerken sen o Mercedes'in tekerlerinin çamurunu öptün, insanlar seni uyutuyorlar. Onlar için esaret fark etmez. Onların tuzu kuru. Vatan savunmasını namus bilen insanlar için esaret çok tehlikelidir.
İslami değerleri hür yaşamayı gaye edinen müminler için esaret çok tehlikelidir. Kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilerleme dönemindeki İslami değerler yalnız namaz, oruç, hac, zekat değil, zaten onları Müslümanların çoğu yine kılmıyorlardı. Bundan emin olunuz. Yani neydi? Disipline olunmuş bir ordu ve zamanın teknolojiyle donatılmış bir ordu donanımı vardı. Müslüman, titre ve kendine gel. Ben seni uyarıyorum. El-Fatiha.